Bodrum Deniz Müzesi'nde denizcilikle ilgili mesleklerinde uzmanlaşmış kişiler ve bu alanda söz sahibi araştırmacıların konuşmacı olarak katıldığı denizcilik buluşmaları devam ediyor. İngilizce ve Türkçe olarak sunulan programların bu haftaki bölümünde antropolog ve tarih araştırmacısı Timuçin Binder, antik çağda yıldız seyri, denizcilikte burçlar ve mitoloji konusunu anlattı. Etkinliğe konunun meraklıları yoğun ilgi gösterdi. Çok şaşırmıştım. Hani ilk defa görmüyordum yıldızları. Etkinlikte Kent Haberi açıklamalarda bulunan Timuçin Binder şu sözlere yer verdi. Ya biz bir dizi başlattık işte geleneksel denizcilik diye, geçmişte denizcilik nasıl yapılmış. İlk önce teknelerden başladık, şimdi de bu işin navigasyon kısmına geçtik. Tabii en temele doğru gittik, antik çağa. Çünkü genelde insanlar hem bilmiyorlar hem de biraz küçümsüyorlar. Oysa denizcilik dediğimiz şeyin geçmişi neredeyse 15 bin yıl önceye gidiyor. Ya o zamanlar teknolojik hiçbir şey yok, GPS yok, pusula yok. En basit aletler bile yok ama bu insanlar gene bir şekilde gece seyri de yapmışlar, açık denizde de dolaşmışlar, uzaklara gitmeyi başarmışlar. İşte bu konuyu konuşuyoruz şimdi. Bunu yıldızlarla yapmışlar gece seyri yapacakları zaman. Ve tamamen kendi bedenlerini ve gökyüzünün verdiği bilgileri kullanarak gitmişler. Bu konuyu anlatacağız. Yani iki oturum halinde olacak. Tabi bunu yaparken burçlar ortaya çıkmış, mitoloji devreye girmiş, daha kolay hatırlamak için gökyüzünü, daha iyi anlamak için, hafızalarına daha iyi kaydedebilmek için tüm bu şeyler çıkmış. Daha sonra bunlar tabii hayatımıza değişik şekillerde girmiş ama bunu ilk çıkartanlar denizciler. Bu konuyu tartışacağız bugün, bu konuyu anlatacağım. Tabii ki kutup yıldızı kertleriz alınıyor ama o denildiği kadar kolay bir şey değil. Birçok başka yıldız da kullanıyorlar. Yani bunun özel yöntemleri var. Öyle bugün bize okulda anlattıkları gibi kutup yıldızına bak yolunu bulursun gibi değil. Çünkü öyle kolay değil o iş. Yani mesela Vega diye bir yıldız var. Gene en parlak yıldızları kullanıyorlar çoğu kez ama parlak olması da şart değil. Çünkü dünya çok karanlık zaten açık denize çıktığınızda. Çok parlak gözükmeyecek bir yıldız bile epey gözüküyor. Yani ufukla yıldız arasındaki mesafeleri, açıları belli bir noktada tutarak yol bulmuşlar. Yani onun da kendine göre ayrıntıları var ve bu aslında pek de ölmemiş bir konu. 20. yüzyılın başına kadar eski kaptanlar da kullanmış bunu. Çünkü 20. yüzyılın başına kadar henüz doğru dürüst teknolojik şeyler yok. Hani varsa da satın alamıyorlar. Yani bir pusula bile alıp koymak tekneye bir mesele. O yüzden bunlar aslında günümüze kadar gelmiş ama şimdi artık tamamen unutuldu.